Hayal Edebiyat'ta kampımızın 36. gününe geldik çattık. Bugün de Fecrati sanatçılarında sıra, artık yarın Milli Edebiyat, birkaç gün sonra da Cumhuriyet dönemini patlatmaya devam edeceğiz arkadaşım. Sizi her zamanki gibi çok seviyoruz. Bunu tam 35 gündür özel olarak söylemeye devam ediyorum. Çünkü biz birlikte inanıyorum ki kocaman bir aile olacağız. Hep daha yukarılara tırmanmaya devam edeceğiz. Lütfen notlarınızı iyi alın. Lütfen tekrarlarınızı iyi yapın. Yolun yarısından çoğunu neredeyse hallettik Hayal Edebiyat'ta değerli arkadaşlar. O yüzden tekrarlarımızı ve soru çözümlerimizi yapmaya unutmayalım. Hocam artık derse başlayabiliriz. Geldim Fecrati sanatçılarına. Burada birinci ve en kral isim tabii ki Ahmet Haşim abi. Ahmet Haşim'i var ya, bilmiyorsan hiç daha fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Yani edebiyat anlamına bir şey konuşmaya gerek yok. Bu adam kendi başına bir dönemi başlatmış, dönemi kapatmış. Daha sonra yine sanat anlayışından vazgeçmeyerek öz şiir anlayışıyla edebiyat anlayışını sürdürmeye devam etmiş olan çok kral bir isimden bahsediyoruz. Ve soru olarak gelme ihtimali de yine yüksek olan bir isimden bahsediyorum. Bakın, Ahmet Haşim 1908 sonrası bireysel şiir tarzının en büyük ustalarından. Zaten yani Fecrati'nin en büyük ustalarından. Tamam. Şiire merakı okul sıralarında başlamış. İlk şiirleri Hayali Aşkım 1901 yılında Mecmua-i Edebiye'de yayınlamış. Hocam şu eseri ben bileyim mi? Bak arkadaşım, çizdim bunu senin için. Bilmene gerek yok. Devam ediyorum. Daha sonraki şiirlerinde Fransız sembolizminin etkisinde kalmış. Bu etki yayımlamış olduğu Göl Saatleri ve özellikle Piyale adlı kitaplarında açıkça görülmektedir. Bu piyaleyi de çok iyi bileceğiz arkadaşlar. Ahmet Haşim sorulduğunda karşımıza geliyor. Hayale ve müziğe çok değer vermiş. Bakın, Ahmet Haşim'de müzik çok önemli. Özellikle sembolizmin etkisidir yine bu. Dış dünyaya ait izlenimlerini, şu izlenimi görünce de ben empresyonizm akımına gidiyordum. Bu da yine burada önemli. Hayalinin renkleriyle süsleyip anlatmış ve bu nedenle bakın empresyonist şairlerden biri olarak da ne yapmış? Sayılmıştır diyebilirim. Şiirlerinde doğa manzarası olarak genellikle akşam, grup vakti, şafak, gece, güller, yıldızlar, sararan yapraklar. Bakın bunlar zaten sembolizm akımının önemli ilkeleridir. Ne yapıyor? Yer alıyor. 1909'da Fecrati topluluğuna katılmış ancak grupla bağı bu topluluğun yayın organı durumundaki Servet-i Fünun dergisine şiir vermekle kalmıştır. Fecrati dağıldıktan sonra ömrünün sonuna kadar başka hiçbir şiir akımına dahil olmuyor. Kendine has bir şiir ve nesir anlayışıyla eserler kaleme almaya devam ediyor. Şiirle ilgili görüşlerini Piyale kitabının ön sözünde şiir hakkında bazı mülahazalar. Bakın, bazı mülahazalar. Hocam mülahaza ne demek? Yeri gelmişken hemen bunu da söyleyelim. Mülahaza düşünceler, konuşmalar olarak bunu düşünebilirsiniz. Burada açıklıyor. Ona göre şair ne bir hakikat habercisi, ne bir belagatli insan, ne de bir kanun koyucudur. Şairin dili nesir gibi nesir düz yazı, anlaşılmak için değil, duyulmak üzere vücut bulmuş ortak bir dildir şairin dili. Burası da yine önemli. Nokta nokta anlayışının temsilcisi olan şair, hocam hangi anlayışın temsilcisidir? Tabii ki öz şiir, saf şiir anlayışının temsilcisidir. Döneminde ve sonrasında pek çok sanatçıyı da ne yaptı? Etkiledi. Tamamı aruzla yazılan şiirleri. Biliyorum ki ben o zaman Ahmet Haşim hiçbir dönemde hece ölçüsüyle şiir yazmıyor. Zaten hece ölçüsüyle yazılan şiirleri böyle köylü şiir olarak nitelendiriyor arkadaşlar. Bakın şuradaki gibi köylü vezni olarak görmüş ve müzikaliteyi yakalayabileceğini düşündüğü için bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Hece şiiri hece ile yazmak tabii ki daha kolay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hece ölçüsünü tutturdun mu tamam. Aslan arkana şiir yazmaya devam et. Ama aruzda hecelerin açıklık kapalılığını, işte hataları vesaire kalıpları tutturmak çok çok daha fazla zor. Şiirlerinde anlaşılmak gibi bir kaygı gütmüyor. Arapça, Farsça sözcüklerden oluşan oldukça ağır bir dil ne yapıyor?
kullanmaya devam ediyor. Son dönem şiirlerinde dili biraz sadeleşmiş. Nesri şiirinden çok daha farklıdır. Şiirlerindeki belirsizliğe karşın Nesri'nde açıklık ön planda. Ahmet Haşim, Tanzimat sonrasında gelişen Türk şiirinin en önemli şairlerinden biri olmasına rağmen alışılagelmiş şiir benimlerinin dışında bir şiir estetiği geliştirdiği için döneminde yeterince iyi anlaşılamıyor. Hatta hani anlamsız, gereksiz şiir yazmakla suçlanıyor. Hatta şair değil diyenler bile var. Halbuki Tanzimat, Servet Fünun ve Fecrat'ya gelene kadar belki de gerçekten bu dönemlerdeki şairler içerisinde en üst seviyede olan bir kişilikten bahsediyoruz. Anlamsız olarak suçlanan şiirlerinin başında nokta nokta olarak adlandırılan, bakın bu da yine size kesinlikle soru çözdürecek, akşam şairi olarak adlandırılmasına neden olan Bir Günün Sonunda Arzu şiiri ön plandadır diyebilirim. Bu şiirde yine zaman zaman Ahmet Haşim sorulduğunda sorularda karşıma geliyor. Şimdi devam ettim, bakın Haşim'in başarı ile kullandığı nazım şekli serbest müstezattır. Zaten serbest müstezat tam anlamıyla buradan itibaren devam ediyor diyebilirim ben. Tabii ki Servet Fünun'da sonet, triyole, balat, serbest müstezat bunlar kullanılmış. Yollar, Obel'de, Ölmek gibi şiirleri Türk şiirinin serbest müstezatla yazılmış en güzel örneklerindendir. Bakın Obel'de özellikle yıldız attım. Şairin merdiven şiiri de hani ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden diyor ya, yine ön planda. Hocam eserlerine geldim. Şiirleri benim için önemli. Piyaleyi zaten biraz önce konuştuk. Piyalenin yanında bir de Göl Saatleri var. Önemli olan ikisi de önemlidir. Kurabane-i Laklakan hocam, bu leyleklerle ilgili böyle ya da has göçmen kuşların tedavi edildiği bir yer anlamına gelir. Bir denemeler içerisinde farklı farklı yazıları var. Fıkrası da yine bazen sorulabiliyor. Burada da Bize Göre adlı yazısını bileceğim. Kısaca bakın Ahmet Haşim dediğimde burada benim atlayabileceğim bir eser yok arkadaşım. Bunların hepsi bana soru çözdürebilecek olan önemli eserler olarak karşıma çıkacak. Şimdi geldim bir diğer, belki Ahmet Haşim'den sonra sorulabilecek olan bir diğer isme. Bu da Tahsin Nahit. Fecrati döneminin şiir ve oyun yazarıdır. Adalar, Kamer ve Zühre şiiri çok beğenildiği için kendisine Adalar şairi olarak anılıyor kendisi. Burada bakın biraz önce Ahmet Haşim'e akşam şairi dedim. İşte Namık Kemal'e vatan şairi dedim. Bunlar böyle artarak devam edecek. Bu tipte de ÖSYM'nin bana daha önce sorduğu bir soru var. O yüzden bunları bilelim. Zaten bunlar bana soru çözdürecekler. Sanatçının şiirlerinde Ahmet Haşim'in izleri görülür. Görülmeme ihtimali var mı zaten kardeşim? Zaten kral kim? Ahmet Haşim. Kral bensem benim izlerim görülecek başkalarında. Kral Ahmet Haşim ise tabii ki Ahmet Haşim'in izleri görülecek. Ve şiirleri dil ve teknik bakımından zayıftır. Aşk, kadın gibi lirik konuları şiirlerinde işlemiş ve bu şiirlerini Ruhu Bikayt başlığında kitaplaştırmıştır. Bunu bazen derste anlatırken ben Ruhu Bikayt Tahsin Nihayet falan böyle kafiyeliyorum çocuklara. Çocuklar ne yapıyorlar? Gülüyorlar. Hocam ne alakası var? Ruhu Bikayt Tahsin Nihayet falan filan. Ama bence akılda kalabiliyor. Dikkat et bak. Ruhu Bikayt Tahsin Nihayet. Gördün mü? Tiyatroyla da ilgilenmiş ve edebiyatımızda ilk defa başka sanatçılarla ortak tiyatro eserleri yazmıştır. Ben Tahsin Nahit denilince Ruhu Bikayt'ı bileceğim. Başka da bir şey bilmeme zaten gerek yok. Sana soruyu çözdürecek, bundan emin olabilirsin. Geldim Emin Bülent Serdaroğlu'na. Aynı zamanda bir futbolcu olan sanatçı, Galatasaray futbol takımının ilk Türk kaptanıdır. Tebrik ediyoruz kendisini. Galatasaray futbol takımının ilk Türk kaptanı. Bakın bu önemli. Hocam bazen bu kişi sorulduğunda bu bilgiyi de veriyorlar soru bankalarında. Ahmet Haşim'den sonra topluluğun şiir alanında en yetkin sanatçısıdır. Bak demek ki bir Ahmet Haşim, o zaman Emin Bülent burada da yine önemli. Haşim Türk şiirinin üstünden bir kuyruklu yıldız gibi geçti. Ondan ağzımızda tamamlanmamış bir lezzet kaldı sözleriyle Emin Bülent'i ne yapıyor? Övüyor. Destansı yöne ağır basan epik şiirler yazmış. Hem bireysel hem de toplumsal konularda şiirler yazmış. Bakın burada toplumsal konuda yazması da yine önemli tabii ki. Victor Hugo'nun Mavi Gözlü Yunan Çocuğu adlı eserine karşı yazdığı Kin adlı şiiriyle o dönemde çok
geniş yankılar uyandırmıştır. Zaten Emin Bülent sorulduğunda kesinlikle bu Kin adlı şiiriyle beraber karşımıza çıkıyor. Emin Bülent Galatasaray'ı bilelim, Kin'i de bilsek işimizi zaten göreceğinden emin olabilirsiniz. Hadi arkadaşlarım devam edelim. Geldim İzzet Melih'e. Roman ve hikayelerinde aşk temasını romantik bir duyarlılıkla ele almıştır. Tezat adlı romanıyla ün kazanmıştır. Hüzün ve Tebessüm adlı mensur şiirleri var. Bakın Sermet romanını Fransızca'ya çevirdi diyor. Bu eserin ön sözünü Pierre Loti yazmıştır. İzzet Melih'in gelme ihtimalini ben açıkçası düşünmüyorum. Belki şu Tezat romanını sizin bilmenizde yine fayda olabilir. Hocam Şahabettin Süleyman, üslup, olay örgüsü ve psikolojik tahlil açısından yetkin olmayan hikayelerinin merkezinde aşk konusu var. Gayet normal bir şey. Mensur şiirlerinin yanında sanat ve edebiyat üzerine eleştiri yazıları, edebiyat tarihleri ve antolojiler kaleme aldı. Peki arkadaşım mensur şiirleri ilk yazan kişi kimdi? Servet Fünun dönemindeydi, hatırlıyor musun? Bilmen lazım. Önemli bir bilgi. Soru çözdürecek bir bilgi. Bir Acı Hikaye, Saray ve Ötesi, 40 Yıl. Kimin eserleri bunlar? İşte mensur şiir önemli. Tamam. Düşün bakalım. Biliyorsan alta yorumlara yazabilirsin. Tiyatrolarıyla bakın ön plana çıktı yine. Burada Fırtına bazen sorulduğunda karşıma gelebiliyor. Arkadaşlar hiç uzatmaya gerek yok. Zaten Refik Halit'ti, Yakup Kadri'ydi, bunlar Fuat Köprülü'ydü. Bunları Milli Edebiyat'ta inceleyeceğiz. E hocam bu kadar yeter. Bakın 3 tane önemli isim burada söylüyorum. 1. Ahmet Haşim %90 burada zaten. Tahsin Naik'le Emin Bülent Serdaroğlu'nu da %5-5 paylaştırdım size. Ayar Edebiyat'ta biz ayarlamaya, ayar vermeye devam edeceğiz arkadaşım. Sen bizi takip et. Sen mutlu ol diyoruz. Sen 24'te 24 yap diyoruz. Eğer böyle bir niyetin varsa emin ol doğru kanaldasın, doğru yerdesin. İyi çalışmalar, görüşmek üzere.